12. bölüm. Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rabbin verdiği esinlere geleyim. 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih inanlısı tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenin dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Yine bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, İnsanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Böyle biriyle övüneceğim. Ama kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten çekiniyorum. Aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rabbe 3 kez yalvardım. Ama o bana dedi ki, lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Akılsız biri gibi davrandım. Ama beni buna siz zorladınız. Aslında sizin tarafınızdan tavsiye edilmeliydim. Çünkü her ne kadar bir hiç isem de, o sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değilim. Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi. Size yük olmayışımdan başka, diğer topluluklardan aşağı kaldığınız ne var ki? Yaptığım bu haksızlığı bağışlayın. Pavlus'un kaygısı. İşte 3. kez yanınıza gelmeye hazırım ve size yük olmayacağım. Çünkü sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir. Ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de büyük sevinçle harcayacağım. Sizi daha çok seversem daha az mı sevileceğim? Öyle olsun. Ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olarak sizi hileyle elde etmişim. Acaba size gönderdiğim adamlardan biri aracılığıyla sizi sömürdüm mü? Titus'u size gelmeyi isteklendirdim ve öbür kardeşi de onunla birlikte gönderdim. Titus sizi sömürmedi değil mi? Aynı ruhla davranıp aynı yolu izlemedik mi? Bunca zamandır kendimizi sizin önünüzde savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Biz Tanrı'nın önünde Mesih'e ait kişiler olarak konuşuyoruz. Sevgili kardeşler, yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir. Çünkü geldiğim zaman sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Siz de beni istediğiniz durumda bulamayabilirsiniz. Çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme ve karışıklık olmasından korkuyorum. Korkarım ki size tekrar geldiğimde Tanrım beni sizin önünüzde utandıracak. Daha önce günah işlemiş olup da kapıldıkları pislik, cinsel ahlaksızlık ve sefahetten tövbe etmemiş olan birçokları için yas tutacağım.